Tabi bir de kim vardı diyeceksiniz Erdoğan vardı. Erdoğan e, MHP ve AK Partili e, milletvekillerinin oluşan bir heyetle birlikte YSK'ya gidildi. Erdoğan yine aday oldu. Adayımız çok net Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kararımız net. Milliyetçi Hareket Partisi olarak aday belli karar net Diyorduk. E, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Üçüncü kez aday olup olamayacağı çok tartışıldı ama oldu. AKP ve MHP heyeti Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyu birlikte yaptı. Cumhur İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. Buyurun. Son günü beklemeden zaten hiç tereddüt etmediğimiz Cumhurbaşkanı adayımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı iki parti olarak ve iki partinin meclis grubu olarak bugün Başvuruda bulunmuş olduk. Şu anda bu bölleceğin önünde çok daha gerçek bir sorun var. Tayyip Erdoğan aday olamaz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. dönemde 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bugün Yüksek Seçim Kurulu'na müracaatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Muhalefet defalarca tekrarladı. anayasaya hatırlattı. Erdoğan anayasaya göre üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına aday olamaz dedi. AKP ise bu eleştirilere kulak tıkadı ve anayasaya aykırı değil diyerek Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunu yaptı. Seçim süreci başladıktan sonra seçimle ilgili her türlü kararı alma Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını Topu YSK'ya attı. AKP Erdoğan'ın aday olamayacağı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvuruları da var. YSK 30 Mart'a kadar karar vermek zorunda. Erdoğan aday olamaz diyebilir ama kulislere göre bu çok düşük bir ihtimal. Herkes her itirazını yapar. Nihai kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu kararıdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Adaydır. Aday sadece Erdoğan değil. 20 Mart'ta 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacak isimler için başvurular sona ermişti. Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Sinan Oğan. 18 isim yarışta ben de varım dedi. Hakan Uzan, Cem Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları müracaatlarını bizzat kurula yapmadıkları gerekçesiyle reddedildi. Fatih Erbakan beyefendinin Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Yeniden Defa Partimizin Cumhurbaşkanı adayı olarak Bendeniz bugün Yüksek Seçim Kurulu'na... <laughs> AKP'nin Cumhur İttifakı'na davetini geri çevirmişti. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı'na adaylığıysa eksik evrak nedeniyle geri çevrildi ama o eksikler tamamlanınca başvurusu kabul edildi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı olması konusunda bir grup karar almıştır ve bu sürecin gereğini yapmaktadır. CHP'nin ardından İyi Parti grubu da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için toplandı ve kararını aldı. CHP ve İyi Partili kurmaylar Kılıçdaroğlu için 22 Mart çarşamba günü Yüksek Seçim Kurulu'na aday başvurusu yapacaklar. Sevgili halkım. Eyvallah başlıyoruz. İkinci turda da %60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce adaylık başvurusunun ardından iddialı konuşmuştu. Çarşamba günü 100 bin imza kampanyasını bizzat kendisi başlatacak. Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nda ilk imzayı kendisi atacak. İlçe Seçim Kurulu'na gidip imza verdiriyoruz. Muharrem Ince son zamanlarda bu dansıyla biliyorsunuz çok popüler oldu. O dansını da her fırsatta yapıyor. Tabii yüzde alır mı almaz mı bilmiyorum ama zor. Mümkün değil yani. Aklın yolu bir arkadaş ya. İki tane aday kalacak belli zaten. Kılıçdaroğlu'yla ile Recep Tayyip Erdoğan. Yani o iki isim arasında geçeceğini biliyoruz aslında. Ha, Muharrem Bey kızabilir bu sözümden dolayı ama ne yapabilirim ki? Yani aklımda dalga mı geçireyim şimdi peki yani? Ya evet abi sen yüzde altmış alabilirsin veya Muharrem Bey gerçekten yüzde de bulabilirsiniz. Yani Mustafa Destiz'i yüzde 35'lerden bahsediyor. İşte Doğu Perinçek biz e, ikinci turda alırız diyor. Yani bu realite rasyonel değil akılcı olmadığı için kabul etmiyorum. Şimdi e, mesajlarımız, daha doğrusu Kuşkun Var tabelamız. Hem Kuşkun Var'ı e, YouTube'da kullanabilirsiniz hem de Twitter ortamında kullanabilirsiniz. Böyle mesajlarınızı lütfen eksik etmeyin. Çünkü interaktif bir program yapıyoruz. Çünkü sizin mesajlarınızla birlikte o mesajın daha doğrusu etiketin sonuna lütfen sorunlarınızı da ekleyin. Bir, birkaç mesaj okuyacağım Twitter'dan. E, Kuşkun Var'la ilgili. Kuşkun Var demiş şüphe etmediğimiz bir şey kalmadı 20 yıldır Fatih Portakal abi yenilik istiyoruz demiş. Aynen yeni yenilik istiyoruz ya. Vizyon istiyoruz arkadaş. Veya değişim istiyoruz arkadaş. Değişim istiyoruz. Sonuna kadar değişim istiyoruz. Es eski yöntemlerle yeni sonuçlar alamayacağımızı da biliyoruz. ...işte bir başka mesaj daha gelmiş. Ee, diyor ki üst üste üçüncü kez Cumhurbaşkanı olunamıyorken anayasanın ilga edilmesinden kuşkum var demiş Hakan gönderdiği mesajda. Youtube'da da aynı şekilde. Lütfen Youtube'da da mesaj gönderin. Facebook'ta da, özür dilerim. E, Twitter'da da mesaj gönderin. Her yerden gönderebilirsiniz. Çünkü çünkü sizin bu mesajlarınız beni yönlendiriyor. Benim en azından ne konuşmam üzerinde ne konuşmam gerektiğini anlatıyor. Mahmut Doğan demiş ki özlemiştik çok güzel hareketler bunlar. Hayırlı olsun Fatih Bey demiş. Hayırlı olsun Fatih abi diyenler var. Allah utandırmasın diyenler var. Amin. Gerçekten öyle. Hayırlı olsun diyenler var. Çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınızı da YouTube ortamında bekliyorum sizlere. Şimdi tabii Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı tartışmalı arkadaşlar. Yani anayasa şöyle diyor. 101. madde 2. fıkra. 101. madde fıkra. Bana inanmıyorsanız Google'a girin, Google'a yazın lütfen. İnanmayın bana da. Deyin ki anayasa 101. madde ikinci fıkra ne yazıyor? Yapabilirsiniz şu anda. Ve şöyle yazıyor. Ee, bir kişinin iki kez cumhurbaşkanlığına seçil ancak iki kez seçilebilir diyor. Madde açık bir şekilde zaten burada. Ha bu maddeden dolayı zaten Erdoğan aslında katılamaz. Ha şöyle yazılsaydı. Yeni sisteme göre, bu partili e, hükümet sistemine göre diye o yeni sistem ibaresi kullanabilseydi Erdoğan için bir sorun yoktu. Yani bugün tartışılmayacaktı ve belki ilerideki yıllarda bugün değil ama ilerideki yıllarda YSK'da tartışılacak. Erdoğan eğer kazanacak olursa onun kararları da ka tartışılacak çünkü şu anda anayasaya aykırı bir durum var. Ha diyeceğiniz ki bana ya anayasaya aykırı da Fatih. Peki itiraz eden mi var? İtiraz edilse ne olacak? Evet çok da fazla sonuç alınmayacak. Diploma, ha, itiraz eden var ama sonuç ne çıkacak? YSK acaba nasıl karar verecek? Çok merak. Ben şimdiden söyleyeyim. İtirazlar var, itirazlar var. YSK'nın kararı da ha, yazıyorum, not düştüm buraya. Bugün ne 21 Mart, notu düştüm ben buraya. YSK hayır diyecek, hiçbir sorun yok, girebilir. Tabii şimdi insanlar diplomalarını böyle güzel güzel gösteriyorlar ya Fatih Erbakan meselesinde. E, Erbakan'ın tasdikli diplomasını istediler. Aslında varmış. O da tabii ki diplomasını götürdü. Şimdi Erbakan... Erdoğan'ın diploması da merak ediliyor. Bakın ben aklımda dalga geçilmemesi için bunları veriyorum. Yoksa çok doğumunda değil benim Erdoğan'ın diploması olmaması. Olması veya olmaması. Ama eğer Cumhurbaşkanıysanız diplomanızın olması gerekiyor. Üniversite diplomanızdan bahsediyorum. Sayın AK Parti yöneticileri bakın Sayın Fahrettin Bey. Veya ekip arkadaşları en azından bu seçimde lütfen şunu yerine getirin ya. Şu hani diploması merak ediliyor ya. O diplomayı lütfen gösterin. ki alın işte. Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi'nden şu yılda almış olduğu diploma. Bu, bu kadar kolay ya. Ya ben mesela diplomamı gururla gösteririm. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi. Ya al arkadaşlarım, bak ben emek sarf ettim buraya. Ben okudum burada, 5 yıl boyunca okudum. Benim arkadaşlarım da vardı, fotoğraflarım da var diye gösteririm. İnsanlar bu e, diplomayı merak ediyor. Ha diyebilirsiniz, ya hala orada mısın Fatih diye. Evet, hala oradayım. Hala o noktadayım. Ben bu diplomayı görmek istiyorum. Lütfen Sayın Erdoğan. Sizi yönlendiriyorlarsa da yanlış yönlendiriyorlar. Bu da bir stratejidir. Seçim stratejisidir. İster inanın ister inanmayın. Şu diplomayı da lütfen bizlerle paylaşın. Arzu ediyoruz ya. istiyoruz, Yurttaş olarak istiyoruz. Bu kadar zor olmaması gerekir. Diploma varsa çekmeceden çıkartırsın. O büyük bir diploma zaten. Şöyle bir şey diplomalar. Büyük bir zarfın içerisinde çıkartırsın al dersin. Bu da benim diplomam. Ondan sonra da ben de derim ki vallahi helal olsun. 20 yıl sonra diplomanızı gösterdiniz.